Merhaba, ben Ozan Özdemir. Yani 1982 doğumluyum. Müzikoloji okudum İzmir'de, 9 Üniversitesi'nde. Müzikle ilk ilgim, evlilikten sazımız vardı. Aileden kalan onunla başlamıştım. Akustik gitar almıştım ilk üniversiteye gittiğim yıllarda. Ondan sonra, ondan 1-2 yıl sonra santurla tanıştım. Yani bir arkadaşım santur çalıyordu İstiklal'de. Orada gördüm santur ve çok ilgimi çekti o çalgı. Sonra ondan ben bir yıl sonra gibi yani biraz para biriktirdim, bir şeyler yaptım. Bir tane santur edindim kendime ve o sene de İzmir'e gelme durumum olmuştu. Yine okul için okul değiştirdim, başka bir bölüme geçmek istemiştim. İzmir'e geldiğimde aslında santura başlamış oldum yani o yıllarda. Sonra yani çok uzun yıllar sokakta çaldım, santur çaldım. Öğrendim de kendim yani, çünkü bilmiyorum, santuru öğreten yok, hocası yok bu çalgının. Herkes kendi kendine öğrendi yani çalgıyı. Son 15 yıldır böyle gidiyor. Çünkü ondan önce de santur çok yoktu Türkiye'de. Ben de kendi kendime öğrendim yani. Aldım çalgıyı ve indim sokağa, bizim argo tabirliğimizi, sokağa inmek. Santur çalmaya öyle başladım, kendim öğrendim yani. Bölüm var, çalgı yapım bölümü konservatuvarda. Oraya gittim, oradaki hocalarla konuşuyordum işte, ben hocam bu bölüme gelmek istiyorum, çalgı yapmayı öğrenmek istiyorum diye. O gün benim şimdiki ustam da, hani hala onunla çalışıyorum, ustam da gelmişti. Orada da tanıştım ve bana kartını verdi, benim yanıma da uğra diye. Sonra ben okula gidiyorum, benim ustanın yanına gidiyorum. Usta çırak ilişkisi biraz daha farklı. Hani usta bir çalgı yapıyor, hani adam o işi yıllardır yapıyor. Okul çok başka bir ortam, çok güzel bir ortam ama usta çırak ilişkisi çok başka bir dünya benim için. Yani usta mesela bir şey yapıyor, o elinde bir alet var mesela, onu kullanıyor. Hani sana söylemiyor, nasıl yapıyorum ben bunu, bak bunu böyle yapıyoruz, şöyle yapıyoruz diye söylemedi bana hiç. Kendi yapıyor, ben izliyorum hani bir şekilde. Yanında duruyorum, bakıyorum. Veya hiç hani bakmıyorum bile, hani o yapıyor hani. Onları kullandığı sesten bile hani anlayabiliyorsun bir süre sonra. O aleti nasıl kullandığını yani. Hiç hani aramızda sözlü bir şey olmadan da hani o ortamda bulunduğun için çok her yerden bir bilgi geliyor. O ortamda, atölye ortamında. Necati Gürbüz usta ut yapıyor genelde. Yani başka çalgılar da yapıyor da asıl uğraştığı çalgı ut ve ut da hakikaten işinin hakkını veren bir usta yani. Santur, içi boş bir kutu ve üzerinde en az bir tane teli olan bir çalgıya santur diyebiliriz. Hani daha çok tel var santurda tabii ki de. Ona vurduğunuzda ses, yani ses hareketi vurarak çıkıyor santurda. Yani elle de çalabilirsiniz. Hani eğer teller uygunsa ya da o tür müzik yapmak istiyorsanız. Sonuçta orada bir tel var. Onu harekete geçirdiğinizde ses çıkacak. Santur basitçe budur yani. Osmanlı'da bitti. Sonra 3-5 kişi daha çaldı santur. Oradan başlayarak 100 yıl içinde santur çalan sayısı 5 kişi kadardı yani. Yerine işte ut çalındı, kanun çalındı vesaire. Osmanlı'da bir santur vardı. Yani iki tür santur vardı. İkisi de bizde kalmadı yani, bitti. Son 20 yıldır santur olan ilgi artmış durumda. O da şeyle başladı. Bir İstanbul'da bir grup vardı. Siyasi Event grubu. Onlara bir santur geldi İran'dan. Onlar çalmaya başladı. Sokakta çalmaya başladılar ve oradan yayıldı. Yani santur orada bildik biz santur yani. Hani ben mesela İzmir'e ilk geldiğimde burada bir arkadaşım vardı, santur çalıyordu Ati'yi. Sonra İstanbul'a döndü. Ben çalıyorum. Hani kimse bilmiyor çalgıyı. Herkese garip. Hani sesi farklı bir çalgı. İnsanları da bir de hani etkiliyor sesi. O farklı olması belki etkiliyor. Bir de yani daha değişik bir şekilde çalıyorsun, yerde çalıyorsun falan. Hiç o güne kadar görülmemiş bir şey bu. İstanbul'da bayağı ilgi çekiyordu yani. Ben buraya geldiğimde burada da sürekli herkes soruyoruz, bu ne, bunun adı ne falan. Şöyle, şimdi mesela daha çok arttı, artık biliyor. Ben mesela çıkıyorum, sokağa çalıyorum santur. İşte birileri duruyor, izliyor falan. İşte ona şey diyor, bak bu santur diyor. Önceden bilmiyordu, 5 sene önce böyle bir bilgi yoktu yani. Bu santur diye bir şey duyamazdınız yani. Şu an hemen Türkiye'nin her yerinde santur var, çalınıyor.
Ama işte böyle bir şey var. İran'dan gelen santur çalınıyor. 15. yüzyıldan beri çalınan bir çalgı Osmanlı'da bildiğimiz kadarıyla. Orada çalınıyor. Yani İstanbul'da çalınıyor çok. Ama onun dışında şeyde de yani Rumlar da çok çalıyor bu santuru. Hani onun için dedim biz Osmanlı'da iki çeşit santur var. Birisi Alafranga santur, bir diğeri de Alaturka santur. O ikisi birbirinden biraz özellikleri fark ediyor. Alafranga olanı daha çok Rumlar çalıyor diye tahmin ediyorum. Çünkü şu anda Yunan santuru diye bildiğimiz aslında aynı Alafranga santur. Hani Rumlar gittiğinde buradan bir şekilde göç vasıtasıyla ya da savaşlarla vesaire. Yani Rumların çaldığı santur şu anda yani şu anda onların çaldığı santur, Yunanların çaldığı santur. Bizdeki Alafranga santurla aynı santur. Hani hem yapı olarak, özellikleri olarak aynı. Onlar hala devam ediyorlar. Fakat bizde yok yine. Benim için özel kalan şey yani belki biraz bu şey bağı yani vardı eskiden kullanılmış bir çalgı. Çok da güzel müzikler yapılmış. Yani mesela bizim müziğimize uygun bir santur hani daha çok hani Ege bölgesindeki müziklere, işte zeybeklere falan mesela çok uygun bir çalgı santur. Ama bizde kullanılmıyor. Beni bu çekti beni daha çok hani niye kullanılmıyor? Neden yok hani? Ve sadece Rumlar mı çalıyordu bunu? Başka hiç bir Türk yoktu bunu çalan. Bunlar hep hani aklımdaydı benim. Ve sonra araştırıp hani o çalgının aynısını yapmaya çalıştım. 3 tane santur yaptım. Yunan santuru dediğimiz şimdiki. Ondan yaptım ve hani öğrenmeye çalışıyorum. O çalgıyı çalıyorum. Çünkü sesi beni çok etkiliyor. Ve yani her tür müziği çalabiliyorsun. Hani her tür müziği demeyeyim de bize uygun müzikle çalabiliyorsunuz. Buradaki müziği çalabiliyorsunuz o santurla. O benim ilgimi çeken şeydi yani. Rumlar hangi müzikleri yapmış ona bakarken İzmir'in eski müziklerini buldum. Hani onlarla tanıştım yani. Sonra orada başka çalgılar olduğunu gördüm. Çok hoşuma gitti. Hem müziği aslında beni ilk çeken şey. Sonra orada bir sürü çalgı var. Ne bileyim, santur kullanıyorlar. Yanında buzuki var mesela yanında kullandıkları çalgı. O ilgimi çekti. Buzuki nasıl gelmiş? Buzuki de mesela belki bağlamadan evrilmiş bir çalgı ya da bağlamayla mandolin arası bir çalgı. Yani o ikisinin birleşimi gibi düşünebiliriz. Yani eski sazlar vardı mesela bende. Geliyor, tamire geliyor ya da çok kötü durumda. Onları mesela yeni sap yapıp, yeni kapak yapıp bir nevi buzukiye çevirmeye çalıştım. Yani eskiden belki böyleydi buzuki. Sonra böyle arttı. Yani oradan buzuki yapmaya başladım. Buzukinin bir küçüğü cura buzuki var. Onun en küçük boyu var şu kadar bir çalgı. Onu yapmaya başladım. O çalgıları yapmaya başladıktan sonra çok şey de gelmeye başladı bana işte. Bir yeri kırılmış çalgı tamir eder misin vesaire. Öyle çalgı çok geldi. O zaman çok daha fazla çeşitli çalgı görmeye başladım. Mesela bir çalgı geliyor mesela daha önce görmemişim o çalgıyı ama bir yeri kırık ben onu yapıyorum bir şekilde. Sonra onun ölçüsünü alıyorum, çıkartıyorum ölçüsünü. Sonra hani eğer hoşuma gitmişse o çalgı, ölçüyü aldığım bir şeyden tekrardan o çalgının aynısını yapmaya çalışıyorum. Müze açıldı 2010'da, Müziksev, Müzik Müzesi. Müze ilk açılırken müze ben bir haber görmüştüm bir tane gazetede. Sonra ilk Sev'e mail attım dedim hani ben böyle çalgı yapmakla uğraşıyorum. Yani bir şeye ihtiyacın varsa hani ben gelebilirim, yardım edebilirim diye. Onlar beni bir iki sene sonra çağırdılar. Dediler burada böyle bir oda var. Sen gel burayı atölye yap istersen diye. Geldik burada konuştuk. Bu odadayız şu anda. Böyle bir şekilde atölyeye çevireyim. Buradaki çalgıların işleri varsa onları yapmaya çalışırım vesaire. Ama ben o konuda gene hani istekliyim çok ama çok bilgim de yok. Hani ustam tamam sağ olsun öğretiyor bana çok şey. Ama mesela burada eski çalgılar var. Onları ben nasıl yapacağım, nasıl tahmin edeceğim? Öyle ondan sonra elime bir iki fırsat geçti. Bir ustaya çalıştım. Fransa'da bir ustaya çalıştım. O eski çalgı restorasyonuyla uğraşıyordu. Onunla gittim, görüştüm. Onun yanında kaldım biraz. Ondan biraz bir şeyler öğrendim. Yani çok hani şeye başladım hani eski çalgı restorasyonu nasıl olur? Nasıl yapılır bu iş?
Çünkü çok hassas bir iş ve hani eğer bir şey bilmiyorsan ya da o konuda kendine güvenmiyorsan onu ellememen lazım yani. Çünkü o çalgıdan bir daha yok. Hani dediğim gibi 100 yıllık bir çalgı geliyor elinize. Ut geliyor mesela. Ben hala mesela ut tamiri yapamam. O kadar bilgim yok ut restorasyonu hakkında. Onun için ustam mesela bilir. Onunla konuşuruz ya da başka bir usta vardır. Daha iyi. Yani mesela bir yeri kırık bir çalgının. Orası yapılacak. Mesela ben yaparım ama belki bir şey yaparım, belki bir hata yaparım ya da tam o konuda bilgim yok. Onun için o zaman başka bir ustaya giderim. Ondan da öğrenirim bu şekilde. Aslında bu iş böyle böyle gidiyor. Yani herkesten görüyorsun, başka bilgiler alıyorsun. Santur'dan başka aslında yaptığım her şeyi çalmaya çalışıyorum. Hani en azından ses çıkarmaya çalışıyorum. Bakıyorum nasıl sesi, onu anlamak için daha çok. Lafla çalıyorum biraz, onun üzerinde çalıştım. Yani zaten bir tane perdeli bir çalgı çaldığın zaman, telli, mızraklı bir çalgı. Onun dışında hani birkaç tane varsa mızraklı çalgı, hani en azından elinize aşina o işi. Gene ustamdan mesela örnek vereyim, usta ut yapıyor. Mesela birisi geliyor diyor ki işte ben şöyle bir ut istiyorum. İşte sesi diyor, beni etkilesin diyor, büyülesin diyor. O usta mesela onu anlıyor. Diyor ki bu adam bunu istiyor ve ona göre ağaç seçiyor, ona göre balkon yapıyor utta. Ve onun istediği sesi yapıyor mesela. Böyle bir şeyi anlaman için çok iyi müzik kulağın olması lazım. Müzikten anlaman lazım. Seni iyi bir usta yapan şey bu biraz da. El becerin var tamam okey ama biraz da o hangi ağacı nereye kullanacağını, nasıl yapacağını bilmen aslında ustalık. Arkeoloji kazıda bulunan işte eski çalgı görünce işte orada mesela kaplumbağa kabuğu kullanmışlar. Ben de için hani düşündüm, hani hep hani ondan öncesinde hep ağaçla çalışmıştım. Ağaçtan oyma yapıyoruz, tekne yapıyoruz, ses kutusunu ondan yapıyoruz yani. Sadece ağaç değil de mesela ben de bir kaplumbağa kabuğu bulsam, ondan bir çalgı yapsam diye düşündüm. Kaplumbağa kabuğu bulmuştum. Ondan dedim bir tane çalgı yapayım, şu yani elimize gördüğümüz bu çalgı. Burası kaplumbağa kabuğu. Bunu direkt olduğu halde kullandım yani hiç üstünde burayı kesip normalde kapak yapıyorum şimdi. Bunu ilk yaptığım için komple olduğu gibi kullanmaya çalıştım. Ben çok farklı çalgı yapmaya başlayınca insanlarda şeyi gördüm. Bende farklı çalgılar var. Yani çok değişik şeyler de yapmaya başladım. Belki o dönem olmayan şeyleri. İnsanlar şey de istemeye başladılar benden. Ya ben bir çalgı istiyorum. İşte şurası bir bağlama gibi olsun, burası gitar gibi olsun. Ne bileyim, burası ut gibi olsun. Ama bu hani ilgi başladı yani. Daha çok şey diyebilirim hani. Yani hibrit çalgılara ilgi başladı biraz da. Hani hibrit dediğim yani bir iki çalgının karışımı çalgılar. Duymak istiyor insanlar ve bunu istiyorlar. Rebetiko müziğe ilgim arttı çünkü oradaki çalgıları yapıyorum. Oradaki müzisyenleri çok izledim, dinliyorum yani o şarkıları, kayıtları, eski kayıtları falan. Ve onlarda İzmir'e dair çok şey var. İzmir'le ilgili çok müzik var yani. Buradan çıktığı için o müzik. Yani üç ayaklı bir müzik Rebetiko. İzmir, İstanbul ve Atina olarak. Bunun bir ayağı İzmir. Ben de burada yaşıyorum ve İzmir'in eski müziklerini çok araştırdım. Onlara bakıyorum falan. Benim çok ilgimi çeken bir şeydi bu sürekli. Ve sonra işte ben ve birkaç arkadaşım beraber bu müzikle çalmaya başladık. Hani evde oturup bakıyoruz hani. Çünkü çok hoşumuza da gidiyor. Hani biz bilmiyoruz çünkü bu şarkıları ama burada çalınmış şarkılar bunlar. Onları çalmaya başladık. Sonra işte bu oluşum biraz büyüdü, biraz değişti ve bir grup haline geldik. Şinadika diye bir grubumuz var şimdi. Onlarla çalıyoruz. Yani İzmir'in eski müziklerini yapıyoruz. Yunan halk müziği yapıyoruz daha çok. Yani İzmir'in eski müziği değil. Burada çalınmış Yunan halk ezgilerini çalıyoruz genelde. Biraz da Rebetiko çalıyoruz grupla. Şinadika eski bir mahallenin ismi İzmir'de. Tam şu an olduğumuz binadan başlıyor. Alsancak fuara doğru giden bir kesimde yani bu bölgenin eski adı Şinadika. Stalatsata Stepanaya, Stalatsata Stepanaya.